Georgian Life'ın bu bölümünde Kahetiye gidiyoruz. Yani Gürcistan'ın doğu yakasında bulunan şarap üretim merkezine. Arkeologlar üzüm bağlarının bu yörede yaklaşık 8000 yıldır yetiştirildiğini söylüyor. Bu da Kahetiye'yi şarabın anavatanı yapıyor. Alaverde Manastırı'nda toplam 104 farklı çeşit üzüm yetişir ve kökleri 6. yüzyıla kadar uzanır. Gürcistan'a özgü şarap geleneği Ortodoks rahipler tarafından bugünlere kadar yaşatılmıştır. Manastır kurulduğundan beri burada şarap üretilir. Gürcistan'da şarap çok eski bir gelenektir. Hristiyan ayinlerinde çok önemli bir rolü vardır. Hristiyanlık öncesi zamanlarda insanların günlük yaşamında şarap büyük yer tutuyordu. Gürcistan şarabını özel yapan şey ise şarabın kevri denilen çömeklerde bekletilip fermente edilmesidir. Kevriler toprağa gömülse dahi ustalar üzerlerine özel desenler çizerler. Bu durum işlerine duydukları saygıdan kaynaklanır. Son yıllarda manastır modern teknolojiye kapılarını açmış. Ancak eski usul şarap yapma yöntemi hala devam ediyor. Üzümler tamamıyla ahşaptan yapılmış büyük fıçılar içerisinde geleneksel olarak ayakla ezilir. Bu çok eski bir fıçı ancak hala kullanılabilir bir durumda. Şimdi bir şarap mahzeninde Kaheti'nin geleneksel şarabı Kevri'nin yapıldığı yerdeyiz. Görüyorsunuz Kevri çömlekleri toprağa gömülerek üstü taşlarla kapatılıyor. İçlerine şarap doldurduktan sonra ağızlarını taze kille kapatacağız. Ve nem oranını kontrol etmek için de üzerlerine kum dökeceğiz. Kaheti'nin bereketli vadilerindeki her köy kendine özgü şaraplarını üretir. Bu miras şarkı, şiir ve sanat eserlerine izlerini yansıtır. Sinagi kentinin 18. yüzyıla ait eşsiz surları restore edilmiş ve burası aşıklar şehri olarak anılmaya başlanmıştır. Ahşap ustası David'e göre üzüm bağları nesilleri birbirine düğümleyen bir sembol. Gürcistan kültüründe üzüm bağları çok önemlidir. Bir köylü için üzüm bağı aileden önce gelir. Bu bizim bir atasözümüz. Bu özel davranış biçimi Gürcistan tarihi boyunca devam etmiş. Bazı işgalci kuvvetler özenle korunan üzüm bağlarını yok etmeye çalışmış. Ancak bu gelenek şimdi hiç olmadığı kadar güçlü durumda. Üzüm bağlarında sadece şarap üretilmez. İpe dizilen cevizler üzüm pekmezine batırılarak çurkela denilen cevizli sucuk elde edilir. Artvin yöresinde de yapılan bu tatlı Türkiye'de orcik ya da köme diye adlandırılır. Çurkela çok sağlıklıdır ve ekmekten bile daha besleyicidir. Bu tatlıdan hasat zamanı her aile yaklaşık 500 adet yapar. Birkaç hafta güneşte kurutulan cevizli sucuklar hazır hale geliyor. Kuruyan üzüm bağlarından Gürcistan'ın geleneksel yemeği şaşlık için kömür yapılır. Şaşlık de şarap gibi Gürcistan misafirperverliğinin sembolüdür ve her davette tüketilen bir üründür. Üzümler kabukları ve çekirdekleriyle kevri çömleğine konulur ve bahara kadar da bu şekilde bekletilir. Şaraplar hazır olduğu zaman Kaheti'deki her aile bunun dünyanın en iyisi olduğunu bilir. Dünya aşkına içelim, yarasın tosunuma. Cennet hayatımızı mutlu ve uzun kılsın. Şarap Tanrı'nın bize verdiği ve bizi mutlu eden bir nimet. Bedenimiz güçlü ve ruhumuz saf. Burası Kaheti'ydi. Georgian Life'ın gelecek bölümünde Karadeniz kıyısının başkenti Batum'a gideceğiz. Görüşmek üzere.